Hanımlar için tavsiye edeceğiniz meslek dalları nelerdir? Bir hanımefendi için en doğru tesettür tarifi nedir? Annelerin en büyük vazifesi hayırlı bir nesil yetiştirmektir. Bu hakikaten meşakkatlidir. Fakat Cenab-ı Hak hanıma bu istidadı veriyor. Muhabbet veriyor, muhabbet de evladına bakıyor. Onu büyütüyor. Bir baba bunu yapamaz. Bir sefer yapar, iki sefer yapar, tamam der. Fakat anne cefakârdır. Onun için Rasûlullah Efendimiz, tabii o nesil yetiştiren, o kıymetli anneler için annen, annen, annen diyor üç defa. Ondan sonra baban diyor. Ondan sonra yakınları da buyuruyor. Onun için bugün anneler varsa toplum var. Eğer anneler yoksa topluma büyük bir zarar görüyor. Tanzimat'a kadar, 1839, hatta zamanında kadar bazı çevrelerde sâliha anne, sâlih baba vardı. Bunun yanında ayda gün görmüş dedeler, neler, amcalar, dayılar vardı. Bir de mahalle vardı. Bu üçü de bir mektepti. Terbiye ediyordu. Fakat gölgülü ailenin tesiri azaldı. Mahalle ise iyice kimi varoşlarda, kimi kendini yerlerde. En nihayet tabii bunun hepsini kastetmiyorum, yanlış değil mi? Bu bazı yanlış medyaların tuzağına düştü gençlerimiz. Burada baktığımız zaman demek ki anne verimsiz. Cenab-ı Hak Hanne'yi bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun kızı Meryem. Hanne Meryem'e hamileyken aman diyor karnındaki çocuğun derdinde hayırlı bir evlat olmasını istiyor. Ya Rabbi diyor bunu Beyt-i Makdis'e adamak istiyor. Orada bir salih bir delikanlı olarak yetişsin. Fakat şey olarak kız çocuğu geliyor, Meryem geliyor. O zaman o kadar kız çocuğu adanmıyordu. Fakat annenin o sadakatiyle o da Beyt-i Makdis'e adanıyor. Bir peygamberi teslim ediyor Zekeriya Aleyhisselam'a. Zekeriya Aleyhisselam kapıyı açıyor, bakıyor, bir ihtiyacı var mı diye soruyor. Orada meyveler görüyor. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri. Bunlar nerededir Meryem diyor. Rabbimden, Allah'ımdan diyor. Meryem tabii bir filiz gibi büyüyor. Başından birçok problemler de geçiyor. İftiralar geçiyor. Hep büyük insan başından geçen hadiseler. Hakaretler geçiyor çok. Fakat o kadar bir fazilet sahibi, Cenab-ı Hak Meryem misal veriyor bize. İffetini koruyan Meryem buyuruyor Cenab-ı Hak. 34 yerde Meryem geçiyor. Yine Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'dan bahseden çok yerde Meryem oğlu İsa diye geçiyor. Demek ki bu bir kadının en büyük değerini gösteriyor bir hanımın. Muhakkak demek ki getirdiği neslin derdinde olacak. Anneler varsa büyük zafer var. Çanakkale annelerin zaferidir. Birçok zaferler annelerin getirdiği zaferler. Onların yetiştiği evlatların zaferleridir. Velhâsıl bir hanımın birinci vazifesi anne olmak. Anne değil, anne olmuyor. Bekâr kaldı. Bunda bir hayır vardı diyecek. Onda bütün yetimler, kimsizler, gariplerin annesi olacak. Evladı olmadı. Onda hiç teessüre kapılmayacak. Ayşe Vâdimiz de evladı yoktu. Ayşe Vâdimiz hiç teessürde değildi. Fakat Ayşe Vâdimiz'in 300 tane talebesi vardı. İbn Abbas diyor ki Ayşe'nin diyor içtihadından istifade etmeyen hiçbir müçtehit yoktur diyor. 7. müçtehitten biri oldu. Velhâsıl hanımın değeri bu. İşi ne olacak? Birinci derdi evladı. Çevrenin evladı. Hep Kur'an yetimler, öksüzler, kimsizler geçiyor. Onlara anne olabilmek. Ondan sonra meslek sahibi olabilmek, öğretici olabilmek. Ayşe Vâlidemiz gibi. Hanımlara ait mesleklerde olabilmek. Hanımlara ait mesleği en güzel hanımlar doldurur. Bu şekilde olursa toplumda inşallah abad olur. Cenab-ı Hak muhtelif kavimlerden misal veriyor. Hanımlarla abad olan, berbat olan o Semud kavmini misal veriyor. Yine cehennemden çok kadınları gördük veriyor. Fakat Resulullah yine bana dünyadan üç şey sevdirildi. Onların biri Sâlih Hanım buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak kız yavrularımız inşallah o şekilde bir sâliha Resulullah Efendimizin seveceği hanımlar olsun inşallah. Hanımlarımız da öyle olsun inşallah. Şimdi tesettürde de
erkeğin tesettürü var. Erkeğin endamına göre o tesettür. Erkek de ona göre, o endamına göre Cenab-ı Hakk'ın verdiği düz vücut, ona göre bir tesettür var. Hanımın da Cenab-ı Hak onun vücuduna göre bir tesettür emretmiştir. Bu bir hanım faziletler timsali olacak. Karnı bir huzur duyulacak. O şekilde olacak bir tabii bütün hanımlar ondan tenzih ediyoruz. Şehvet mankeni olmayacak. Allah'ın güzel bir kulu olacak. Hürmet edilecek karşısında. Saygı duyulacak. Bu hanımı gördün mü? Ayşe validemizi, Hatice validemizi, Fatıma validemizi hatırlayacağız. Velhâsıl tesettür bu. Şekil belli etmeyecek. Tabi bu bir dış giysi olacak. Bu da tabii biraz geniş olacak. Şekil belli etmeyecek. Erkeğin de Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği fıkıhtaki duruma göre onda tesettür o şekilde olacak. Tasavvuf nedir? Tasavvuf denince ne anlamalıyız? Tasavvuf nedir? Tasavvuf sallallahu aleyhi ve sellem haliyle hallenebilmek. Bu. Onun dışındaki her şey batıldır. Bid'attır, dalalettir. Küllü dalaletin finnar. Velhâsıl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve efendimizin haliyle hallenebilmek. Kimsenin rüçhaniyeti yoktur. Herkes acizdir. Ne kademede olursa acizdir. Hiçbir zaman bunun ilk dersi ben olmayacak. Daima sen ya Rabbi olacak. İşte bunun ilk başta beni iptal talimi yaptırılır. Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene bir hizmete sevk edildi. Yaralı hayvanlar, yaralı insanlar, yollar vesaire. Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri yine o benlik kaldırmak için helâ temizliğine ciğer satmaya kadar götürdü. Halde Bağdadi hâkeza. Bilhassa bu şeyin ilk kademesi ben olmayacak. Ne olacak? Ya Rabbi sen olacak. Subhanallah, elhamdülillah olacak. Bu şekilde başlayacak. Allah Resulü'nün haliyle hallenecek. Bir enaniyet olmayacak. Arz-ı endam, gösteriş, sükse vesaire şu bu, makam, mevki şu bu olmayacak. Bir aziyet içinde olacak. Ehli hal olacak. Arz-ı endam değil, arz-ı hal olacak. İbadur Rahman olacak, mütevazi olacak. Cahillerle, kalbi kadılardan uzak olacak, selâma diyecek. Gece ibadetine dikkat edecek terfi için. Velhâsıl bu şekilde geceleri gündüze hazırlanacak. Velhâsıl işte bütün 23 senelik nebevi hayatı kendi hayatıyla mizan edecek. İşte bu gerçek tasavvuf bu. Bunun dışındakiler nasıl gulât-ı şia var, bunun dışındakiler de batıldır.